zamanda tabii ki de gidemeyiz. Çünkü ne var? Yasaklar var. Korona var. Gidemiyoruz maalesef. O zaman anne dedi saçımı lütfen kuaförlük gibi yıkayıp bakım yapar mısın bana dedi. Ben de kıramadım tabii ki de. Her zamanki gibi tamam dedim maalesef ki. Kabul etti. Uğraştıracak beni ama yapacak bir şey yok kızımız olunca böyle. Ne yapıyoruz o zaman Yağmur? Hemen videomuza geçiyoruz. Soğuk suyla yıkayacağım arkadaşlar. Soğuk su değil sıcak su. Şaka yapma şaka tamam. Geçelim. Açıyoruz şöyle suyumuzu arkadaşlar. Anne havlu bir şey koysaydım. Aaa havluyu unuttum. Havlumuz nerede? Dur havluyu getiriyorum unuttum dur. Ya. Evet havlumuzu getirdik. Dur bir dakika Yağmur şöyle bir öne doğru gel. Gel. Hadi anne biraz hızlı. Ay şuna bakar mısın? Bana resmen çay muamelesi yapıyor ya. Dur. Anne bir şey diyeceğim. Masaj yaparak şöyle. Sen bir dur kafanı ben bir soğuk suyla yıkayayım. Ay yapma soğuk suyla yıkayacağım. Ama biraz şöyle yıkan lazım Yağmur. Nasıl soğuk suyla? Kendine geldin mi? Anne sıcak su. Tamam kafanı sen de yap. Biraz aşağıya doğru itsene kendini şöyle aşağıya doğru. Heh. Şimdi ıslatalım bir saçın önce. Ay biraz fazla ısındı bu. Anne hadi masaj biraz. Dur bir dakika bir yıkayayım önce. Ondan sonra masajı da yaparız. Yani bir şampuanlayayım bir şey yapayım. Bak anne son sayıyorum. Önce masaj. Önce şampuan yapılır Yağmur. Kuaföre hiç mi gitmedin kızım? O kadar seni kuaföre götürdüm ya. Ay anne sen şimdi ben... Şampuanımız bu arkadaşlar. Eldor kullanıyor Yağmur. Eldor kullanıyor. Şöyle iyice bir şampuanlayayım da. Oh. Masaj yaparak. Tamam Yağmur tamam. Şimdi yüzünü gözünü şampuan yapacağım. Alacağım yani. Anne. Çamaşır yıkar gibi yıkayayım mı? Şöyle çitileyim mi saçlarını? Ya. çitileyim. Hayır. Nasıl masaj yapıyorlar? Şöyle. Oh. Suyumuzu kapatalım. Boşuna akmasın. Rahatladın mı Yağmur? Oh anne masaj çok iyi geldi vallahi. Ha bitlerimin hepsi döküldü mü acaba? Evet. Ay bir de evet diyorum Allah'ım yarabbim. Allah korusun ne bitti ya. Şöyle biraz yap bir şey yap. Şöyle çitleyelim biraz saçlarını. Anne biraz daha sola kayar mısın? Nereye koyayım? Sola kay soya. Sola. Evet. Sana göre sol mu bana göre sol mu? Sana göre. Bana göre. Dur evet. Dakika. Dur şöyle bir, ay çok şey yapmışım, şampuanlamışım ya. Ay biraz fazla. Yağmur dur. Ay kafamı sokacağım en son şeyin altına ya. Bu akşam beni uğraştırdığın şeylere bak ya. Anne. Ay bir de bunun kurutması var, fönü var, bilmem bakımı var. Evet, sanki şeyle. Saçların da bayağı uzamış he. Evet, saçların uzamış bayağı. Anne. Yağmur, kızım. Boş ver kuaförlük gibi. Ay senin elinizi kafanı sokayım mı sunun altına? Ya hayır. Tamam mı? Hayır ya. Şuradan fıskiyi uzatayım. Şöyle fıskiyi elini güzel yıkayayım ne olacak ya? Ya hayır. Üf. Allah bu kuaförlüğüne yardım etsin. Nasıl çekilmez yani bunların. Çok rahat. Anne biraz da böyle yapıyorlar da onlar da yoksa mı? Ne? Masaj mı yapayım ben? Evet böyle yapıyorlar. Vay arkadaş ya dur. Dur o zaman bir tane daha salınayım ondan sonra. Şampuanlayayım. Heh şöyle mi? Evet öyle. Ha bu arada yarın saçlarımı boyatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarın bir aksilik olmazsa Yağmur saçını boyatacağız ama sürpriz renk. Evet sürpriz. Yağmur rengi söylemiyoruz yarın videosunu çekeriz onda olmadı. Tamam. Yayınlarız. İnşallah güzel olur. İnşallah istediğimiz gibi olur. İlk defa boyatacağız Yağmur saçını. Çok uzun zamandır istiyor. Keşke yıkamasaydık kız saç sonra bunu boyatacaktık. Niye yıkadık ki? Anne hem güzel olur saçma olur. Hayır şey ondan değil. Boya yapıldığında yıkamıyorlar ya genelde saçı. Kirli gidiyorlar ya. Anne. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Saçını yıkadık ya. Süpeyi şöyle böyle ne bulursak sürelim ya. Sabah kadar kirlensin ya altın saçın. Ya hayır. Nasıl gideceksin yoksa? Anne giderim. Tamam o zaman boyatmayalım ya. Ya boyatacağım. Ay Yağmur öyle diyorum yok öyle diyorum kafamı biraz getirin yoksa ben şey yapacağım. Anne zaten boynum ağrıyor. Ben ne yapayım ben bu zaman sinirlenle cebelleşiyorum bir görsen. Kuaförlük yapacağım diye burada. Anne sen bence hiç kuaför olma. Kız yarın kuaföre gittiğimizde orada da böyle kapris yapmazsan var ya sorarım sana hesabını. Bana böyle kapris yapıyorsun. Arkadaşlar bana böyle kapris yapıyor kuaförlerin gıkı çıkmıyor. Gayet güzel olmuş güzel bilmem ne. Ancak bana artist.
Şöyle yapayım. Anne. Tamam. Biraz sola kaysana. Yağmur başlattı şimdi sağına soluna da. Sen sağına gideceksin biraz da sağa kay. Ay yoruldum vallahi billahi yoruldum ya. Dur dur kalkmama kalkın. Sen ay, biraz ıslattın ya. Boş. Ya, ya ıslattın her tarafı ya. Tamam. Dur şöyle. Sıkayım bari. Tamam. Şimdi saç kremi yapacağım arkadaşlar. Saç kremi yapmadığımız zaman Yağmur'un saçları şekle girmiyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede kötü oluyor. Şöyle muhakkak saç kremi kullanıyoruz. Çok saç kremi biz de iyi yani. Ondan sonra bakım şeyleri var bir de. Onları da yapıyoruz. Ben burada onun özel şeyiyim ya. Saç bakım uzmanıyım ya Yağmur'un. Anne. Efendim. Bir şey diyeceğim. Bu arada gerçekten her banyoda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Her banyoda Yağmur'un saçını önce krem yapıyoruz. Sonra banyodan sonra saç açma tüpeni var göstereceğim birazdan. Onu yapıyoruz. Onun ardında bakım tüpü var bakım ya. Onları yapıyoruz. Sürekli tapan çekiyoruz. Yağmur banyo yaptığın zaman bana böyle nefret geliyor o yüzden yani. Bakım yaptırıyorum her gün. Ya Allah aşkına siz de bu kadar uğraşıyor musunuz anneniz ya? Yazık günah değil mi kızım bana? Ay dur. Geçen gün birisi sana saç kesme şakası yaptığınızda şey yazmıştı. Yağmur'un saçları çok güzel yapmıştı. Gel bir de bana sor da. Niye kestin? Hiç diyor musunuz Zeynep abla? Niye kesiyorsun? Niye kesme şakası yapıyorsun? Hiç soruyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii onları. Yağmur. Efendim. Rahatladı mı? Oh çok rahatladım anne. Ellerine sağlık. Kanka bu zaman yatma zamanı geldi. Ay hadi. Ya fırın çekeyim. Ya. Neyse hadi neyse. Kırmayacağım seni tabii ama ki. Ama önce bakın. Dur bir dakika. Önce bir açalım saçını. Şöyle. Kıvır kıvır oldu saçlarım. Neyse. Önce şöyle saç kolay tarama spreyi, açma spreyinden sıkacağım biraz. Bu arada bu inanılmaz güzel kokuyor. Çok seviyorum bunun kokusunu. Evet ben de seviyorum. Şöyle biraz düzelteceğim önce. Saçlarım çok güzel olacak. Çok güzel kokacak. Evet çok güzel kokuyor. Banyodan sonra Yağmur'a böyle fön çektikten sonra böyle sürekli saçlarımı koklayasım geliyor. Gerçekten çok güzel kokuyor çünkü. Şimdi aman bakım sütümüz var arkadaşlar bir de bakım sütünden sıkacağım biraz. Bakım sütü mü? Evet. Şunu da birazcık tarayacağım şimdi saçına. Oh misler gibi yemin ederim. Kendime bu kadar bakım yapmıyorum ya. Yapma. Vallahi billahi. En son şimdi bir de arkadaşlar bakım serumu var. Bu da inanılmaz parlaklık ve yumuşaklık veriyor. O yüzden ışıl ışıl parlasın saçlarım. Aynen öyle. Şöyle bunu da hemen şöyle. Ooo misler gibi oldu vallahi. Ya ben de ne yapıyorsun saçlarım? Misler gibi oldu vallahi. Neyse hadi. Saçlarım şimdi mı yoluyor? Ne yapıyorsun? Bak sana. Şimdi biraz kurutacağım. Ondan sonra föne geçeceğim. Anne. Arkadaşlar fönü nemli saça çekiyorum. Nemli saçta çünkü daha güzel, kolay fön çekiliyor. Kuru saça çekemiyorum. Biraz şöyle başlayacağım o yüzden. Bu arada bir şey demek istiyorum. Nedense benim saçıma fön çekilince ben uykusu geliyor. Her seferinde uyuyor arkadaşlar. Uyuyorum yani. İyi geceler Yağmur. Başınızı çok ağrıtmak istemedik Yağmur. Gördüğünüz üzere yine uykuya daldı. Başınızı ağrıtmak istemediğim için videoyu ara verdim. Fönümü çektim. Şöyle size bir bakın. Allah aşkına size bir şey sormak istiyorum. Sizin anneniz de bu kadar sizinle uğraşıyor mu? Ya da anneler siz hangi anne kızıyla bu kadar uğraşıyor? Yazın lütfen yazın ya bana. Beni çok uğraştırıyor. Böyle arada bir istiyor çünkü şey diye. Yağmur. Hey! Bu arada mis gibi kokuyor saçları. Günaydın. Benim kızım uyandı. Nasıl? Bak misler gibi kokuyor saçları. Şöyle alalım şöyle yandan. Şöyle bu yandan. Dur ya bakacağım. Bak bakalım beğenecek misin? Wow, çok güzel son hali. İyi değil mi? Evet. Evet yaprakta kapıları tek biliyor arkadaşlar.
yaprak tepeme çekmemi istiyor çünkü. Çok güzel olmuş. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Aranızdan birini seçip föne gelebilirim demek isterdim ama maalesef gelemiyorum. Korona var. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Yaprağı'dan fazla kapıda bekletmek istemiyorum. Ona da fön çekmem gerekiyor çünkü o da istedi birazcık fön yalandan. Yalandan üstten falan böyle saçlarına biraz fön tutacağım yalandan dursun diye. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. İlk defa kanala gelen arkadaşlar lütfen bildirim zilini açın. Abone ol butonuna basın. Gerçekten kanalımızda çok eğlenceli videolar var arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.